Merhaba sevgili spor severler, futbol severler. Hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün tabii her zaman eksik demeyelim de yapılan yorumlara, onlara da cevaben bir şey belki eksik oluyor, tam anlaşılmıyorsunuz. Onlarla ilgili bir şeyler söyleyelim. Transferler gündemle ilgili biraz gitmeye çalışalım. Şimdi bir arkadaşımız, tabii bu herkesin bakış açısı başkadır. Ben Maradona'yı severim. Sen seversin Messi'yi. Ben Maradona'cıyım mesela yani. Maradona ve diğerleri, sen dersin Ronaldo. Şimdi bu Trabzonspor tarihinin birinci efsanesi, ya, Hami'nin yeri zaten bende başka. Hani bir videoda anlattım. İlk iddiaya girdiğim kişi Hami için yani. Hami Mandıralı. Hatta arkadaşın yanına gittik. İskenderpaşa Camii'nin karşısında bir iş yapıyor. Oğluna diyor, bu abiyi diyor biliyor musun diyor. Kim biliyor musun diyor. Okulda o başka bir şey. Ben o olayı unutmuştum. Matematik öğretmeniyle ilgili. Orta 1'de miydi, orta 2'de o olayı anlatıyor. Hani oğlu olmasa oğlum ya bu biz Hami işini anlatsana diyecektim, şakalaşacak. Ondan sonra da unuttum. Bir daha sormadım ona mahcup olmasın diye. Şimdi bana göre Trabzonspor'un herkesin bakış açısı başka. Birinci efsane Dozer Cemil'dir. Niye? Tabii onunla Yavuz Selim'de oraya da geleceğim. Trabzonspor'un ilk şampiyon kaptanı. Yani birincilikte kupayı kaldıran 76 ve 77 hatta ikinci. Bir bu. İki, hatta Trabzonspor tarihinin bu da var. İki bunu sayalım. Bir büyük takıma ilk gol atan futbolcusu. Dozer Cemil Liverpool'a. Üç. Tabii o zamanlar fakirlik var. Trabzonspor'da hiçbir zaman para doğru düz olmadı da. O zaman daha beter yani. Ne yapıyor? Takım deplasmana da herkesin bildiği eşinin bileziklerini bozduruyor rahmetli. Allah gani gani rahmet eylesin. Dört. Ben diyor satmaya kalkıyorlar. Şimdi gidenler var. Sonra da Trabzonspor'un gidenler oluyor mesela. Oldu veya satıldı. Trabzonspor'u da sahip mi sanıyorlar kendilerini bilmiyorum. Artık neyse. Ben diyor bırakıyorum diyor bu işi diyor. 4. 5. Maddeler gider. O alçak gönüllü büyük kaptan belki çoğunuz bilmez. Gidiyor. Trabzonspor'un ilk kupayı kaldıran kaptanı ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Benim hatırladığım yani orada da top oynadığımız zaman Trabzonspor minik takımını çalıştırıyor ya. Maçlarını da seyrettik. Geliyordular. Bizim Trabzon PTT'nin, Trabzonspor'un yol tarafındaydı. Trabzon amatörde. Maçlar orada olduğu zaman orada soyunurdular. Gelirdiler. Şey hariç yani. Tesislerden hariç. Orada da Yavuz Selim'de olduğu zaman. Çünkü amatör branşlar var. Biz de direkt karşıya giderdik. Hatta oradan bir günü ticaret lisesinde oradan dönüyoruz. Ben de işte kaç yaşlarındayım? Buraya ona 13, 14, 15 yaşlarında Trabzon PTT'de B gençte oynuyorum. Daha mı altta, minikte. Böyle koşulsuz, onun mahzun, onunla öyle bakıştığımız, bana baktığını, tamam mı? Ben o zaman Dozer Cemil olduğunu söylüyordular ama bu kadar değil. Ya diyorum ya, o zamanlar her şey böyle, yani şimdi bu nesil şampiyonlukta da böyle. Ya biz şampiyon oluyordu Trabzonspor. Umurumuzda değildi ya. Sıkıntı yok. Yani şimdi bir stres var. Bir şey var. Sakin olalım. Sakin. Onun için benim için Cemil Usta birinci efsanedir. Tartışmasız. Herkes koyabilir. Gole göre, şuna göre, buna göre ölçülmez. Bir takım değerler de vardır. Rahmetli oldu. Yani yaptığı işler vardır. Söylemler vardır. Damga vurur. Onun için onunla başlayalım dedik. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabii Hami Mandıral'ın dediğim gibi biz ortaokul liseye giderken
Trabzonspor'a gelmeden önce Yavuz Selim'de seyrediyoruz zaten. Hatta evde bizim adı geçiyor şöyle. İşte o da geçen yıl onun yanında büyüdük. Allah gani gani rahmet eylesin. Yunus amcamız, annemin öz amcası. Bu insan kim? Onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Orada bir parantez açacağım. O geliyor eve, şey diyordu ya. Mesela Hami abiyle bir gün konuşursam, kim Ömer Mandıralı? Onun arkadaşı Ayasofya Camii'nde. Ömer Mandıralı aşağı, Ömer Mandıralı yukarı. Biz de Fatih Lisesi'ne giderken orada cemaat çıkardı, görürdük onu. Böyle bir yan yana görürdüm ona. Ömer Mandıralı bu. Acaba babası mı? Yani onun o açıdan da yeri başka. Yunus amcamız kim? Bununla ilgili bu bazıları böyle binde bir oluyor. Parazit mi diyelim, ne diyelim artık. Sallıyorsun diyor bir videoda da. Bir tanesi. Yazık ya, yazık. Hakikaten Yunus amcamız. Ya bu benim anlattıklarım, bazen bazı olaylar yaşadıklarım, bizzat orada olduklarım, bazıları da anlatılanlar yani. Yunus amca da acaba Trabzonspor takım otobüsünün ilk şampiyon olan diyorlar. Onu inşallah Görele'den gelen takım otobüsünün otobüs şoförü. Şimdi bunu da sallıyorum. şimdi ya hakikaten işte acaba birincilikte mi? Hani ikincilikten birincilike çıkan takım otobüs şoförü mü yoksa onu bilmiyorum. Ben anlatılanları yani benim burada neyi amacım ne olacak neyi sallayacağım arkadaş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir dünya var mı ya? Yani ben bir transfer haberini bile yani ümit vermemek için burada gençler var. Hatta bir genç arkadaşımız mı ne soruyor? Transfer haberi ver abi. Ya ben nasıl yani onu yani o şey yok bende yani o karakter nasıl yalan haberi vereyim? Çıkmışsa o imza atılmadıktan sonra son güne kadar belli olmuyor. Yani ben çıkan bir habere mesela Hamşik diyor. Anlatmaya çalışıyorum. Şöyle 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 bir analiz ediyorum. Bu. Oradan konuyu bir arkadaşımız 12 sene oynadı diyor Napoli'de Hamşik. Ben 7-8 sene derken yani ben uzun vadede oynadığını. Hani buradan Transfermarkt'tan tam 2017'de 2008'de mi gelmiş? 2007 2019'un Şubat'ında mı 11,5 yıl oynamış evet. Yani ben uzun vadede oynadığını. Yani orada sıkıntı yok. Şimdi bu Hamşik transferiyle ilgili bir şey daha söyleyeceğim. O gün son videoyu yaptığımız aslında şöyle bir durum da vardı. İsveç basınına yansıdı bu olay. İsveç basınında çıktı. Hatta İsveç kronumla ilgili 25 milyon mu bir rakamlar da geçiyor. Burada biz bazen rakam verdiğimiz zaman yani aşağı yukarı bazen. Yani onu mecazi anlamda da söylüyoruz. Yani uzun vade oluyor. Burada da bir rakam 25 milyon krondan mı ne bahsediyor. Yani o transferde yani sanki yol alınıyor böyle. Hayırlısı olsun. Takımın yaş ortalaması çıkıyor ama takıma da faydası olacaksa arkadaşlar bu şampiyonluklarla ilgili o kadar takıntı var ki artık. Bakın takımlar şampiyon oldu değil mi? Dertlerinden uğraşıyor. Falcao'yu nasıl gönderdi? Falcao'nun gelişini hatırlıyor musunuz ya? Hatta ben Abdurrahim Albayrak'ı şöyle eleştirdim. O zaman sanki böyle çocuklara da elini almış Falcao'nun. Sanki Kolombiya Devlet Başkanı geldi ya. Öyle bir karşılama vardı. Ya şey, Beşiktaş şampiyon oldu. Dertlerinden uğraşıyor ya. Abu Bakar olacak mı, olmayacak mı? Gezzal. Onun için bu şampiyonluklarla ilgili Türkiye'de biz eskiden gençliğimizde dediğim gibi şampiyon oluyordu. Takım ama hiç umurumuzda değildi ya. Demek nesil de değişti. Bu X, Y, Z kuşağı gidiyor ya. Alfa, Beta, Gama da devam edecek herhalde. Onun için fazla takmayın. Bu ülkede futbol sıkıntısı çok var. Yani ben iddia ediyorum. Bilmiyorum daha böyle atıyorum. Belki de şu anda bu yeni ülkeler var ya. Ya zaten Sırbistan, Hırvatistan geçti. Onların çok oyuncusu. Ya onları geç. Şu Kosova, Mosova, Karadağ var ya. Belki de aç. Onların bizden daha çok oyuncusu dışarıda oynuyor. 15 tane mi ne oynuyormuş ya bizden? Kosova, Mosova var ya bu Vedat Muriç'in şeyde Makedon mudur? Elif Elmas.
Bu takımlara bak, ülkelere, takımda yaptık onları. Onlardan çoktur oyuncusu. Onun için bak şampiyon olur. Ha, bu muydu diyeceksiniz ya. Şampiyon olursa Trabzon bu mu? Onun için başka başarılara bakalım. Trabzon'un burada bir şöyle bir şey açalım. Trabzon'un çok şeyi var. Burada ilk taksiye ben başladım Hollanda'da. İki bayan. Anlattım mı bilmiyorum. Ne derseler. İşte aksanımızdan anladı yabancı olduğumuzu. Hangi ülkeden geliyorsun falan. Türkiye. Hangi şehir? Trabzon dedim değil mi? Hiç aklınıza gelmeyecek bir şey söyledi bu iki tane bayan. Ha bunlar yazar olduğu için de bilebilir. Yazardılar galiba. Kitabımız çıktı falan dedi. Sen Kanuni'nin şehrinden geliyorsun dedi ya kadınlar. Ya öyle bir heyecan oldu ki bende. Hani o kitabı bile sor. Bak şimdi kitabı sorardım ya. Kitap neydi? Kanuni hakkında kitap yazmışlar ya. İki Hollandalı bayan ya. Taksi 10 yıl, 14 yıl önce işte. Taksiye 2007'de mi başladım? 2008'de mi? Arkadaşlar takılmayın, takılmayın. Ülkenin futbol iklimi hep banacı, örnekler verdim. Camiden verdik, şuradan verdik. Ya var ya ben böyle yani bunu kitap olur ya, kitap olur. Hakikaten kitap yazılsa olur yani. Hani şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir örnek vereceğim. Transferlere geçeceğim. Bu şu, mesela adam şuna göre şey yapıyor. Kıstas şu. Diyor ki görürüz diyor bir tane. Abdullah Avcı 8 hafta sonra kovulursa görürüz. Yani onun kıstası ne biliyor musunuz? Ya yani analiz diyorum ya. Yok yok biz balık hafıza balık. Yani karşısında saf bir tane futbol sever olursa kandırır yani. Ben şunu diyordum yıllar yılı. Şimdi söyleniyor. İki, bilmiyorlar. Türkiye'de çoğu futbolu bilmiyor. Yorumculardan bile ya, yorumculardan. Trabzonspor teknik direktörü değişmiş de onun için şampiyon olamamış. E sen de değiştin. Cevat Güler son 6 haftada gelmedi mi şeye, Galatasaray'a? Şampiyon olmadı. Hansi Flick Şampiyonlar Ligi'ni 8-2 yendi önce. Ondan sonra Barcelona'ya kupayı aldı Paris'te. Hansi Flick o civarlarda geldi şey gibi. Tuchel kovuldu şeyden ya. Daha yeni taze bak. Nedir onun adı Paris'ten? Geldi Chelsea'de. Chelsea'de şampiyon oldu. Geçen sene şampiyonu bile değil. O an için bu Türkiye. Ya şey Del Bosque kıstası oysa Türkiye'de. Türkiye'de kovuldu. Al kaç 9 milyon euroya kadar tazminatımı ne vardı? E gitti. Hemen 2010'da İspanya ilk dünya şampiyonluğunu aldı. Hem de ne top oynayarak. Hollanda'yı da yendi şeyde. Iniesta. Ondan sonra da gitti dünya Avrupa şampiyonu oldu. Aragones Avrupa şampiyonu olup geldi Türkiye'ye. Fenerbahçe'de ne yaptı? Lö. Ya bu var ya bu listeyi uzat. Bunlar kıstas mı ya? Bak ben iddia ediyorum. Abdullah Avcı'nın Abdullah Avcıoğlu olsaydı. Bir İtalyan olduğunu düşün. Ya Türkiye'de Trabzonspor'ların takım bazında ilk şeyini alıyor ya, kupayı alıyor ya. Avcıoğlu olsaydı var ya, İtalyan. Sarri gibi kupaları işte atıyorum ya, koy. Orada ne adamlar aldı kupa. En az Türkiye'den fazlaydı şey. Şampiyonluğu da vardı. Abi Türkiye'de bir şey var. Şimdi bak biz eskiden öğrenirdik. Şuraya yazıyorum bak. Spor. Trabzon PTT'de içeri girdik. Tahtada yazdıydı onu ya. Bizim amcaoğlu muydu hoca o zaman bilmiyorum. Onun yazdı bak. Spor, sistem. Şimdi ne olmuş? Sistemsizlik. P, programdı. Bak sistem, program, organize, rekor değil mi? Bu bize öğretildi o zaman. 82-83 Trabzon PTT'den amatör kulüpte bunu öğretiyor. Şimdi ne olmuş biliyor musunuz? Sistem, program, organize, rekor. Sistemsizlik, programsızlık, organize, çete. Bu reyde, rezil, rüsva, rezillik ne koyarsanız siz koyun, size bırakıyorum. Sevgili abilerim, kardeşlerim, dostlarım. Yani onun için takmayın bu şampiyonluk. Diyorum ya senin kanunin var ya, kanuniyi biliyor ya. Ya tamam, ecnebi burada. Tamam mı yani? Söylemek istemiyorum yani. Ooo diyor, sen diyor kanuninin şehrinden geliyorsun. Ya bizim ne değerlerimiz var ya? Bırakın bu olursa olur. İnşallah görürsünüz ama olduğunuz zaman göreceksiniz bak. Çok basit bir şey. Aa, bu muydu ya diyeceksiniz. Oradan
Şuna geçelim. Mesela bu şeyi ben çok beğenirim bir de. Mesela ben Trabzon'a pozitif şeyler söylerim. Onun için değil. Ben önceden beri iz bırakmıştır. Yani iz bırakan hoca mesela Kocaelispor'da Güvenç Kurtar. Mesela arada kenarlarda. Ya bir insan ben alırım. Sorarım ya Güvenç hocam. Mesela şimdi değil belki daha gençken Mustafa Reşit Akçay diyorum ya. Böylesi adamlar var var. Türkiye'de bunlar şey görmez. Rağbet görmez. Çünkü sivri ya. Aleni ya. Açık ve net ya. Açık ve net olmak olmaz. Bilmiyor, bilmiyor diyor. Benim ya, hakikaten o da diyor. Bilmiyorlar diyor ya. Hakikaten ya. Mesela takım yani büyük takımlar. Adamın santraforu yok ya. Vedat Muriç gittiği zaman tamam şampiyonluk gitti dedim. Bunlar şey santrafor da alamaz. Tamam mı? Ya böyle nokta atış nokta. Futbol var ya çok basit aslında. Şurayı kullanacaksın. Suat Hoca, Ahmet Suat, Allah selamet versin. Duyardık, işitirdik veya buraya geldikten sonra da yani biliyoruz. Hatta bir hoca gelmişti bizim. O da söylüyor. Nerede? Sahanın kenarında plan yaparmış. Kağıt elinde. Tamam mı? Ya bu. Güvenç Kurtar. Ya abi bir öğren ya bu adam ne diyor, ne yapıyor. Mesela bir Ömerovic, iki bu iz bırakıyorsa sende o zaman o çok hoşuma giderdi. Böyle şeye, sisteme kafa tutuyor. Biz şampiyon olacağız derdi Kocaeli'ler. Olsun olmasın. Bak iz bıraktıysa bir spor sever de o kadro. Bak, Nottingham Forest'ler, Real'lar böyle bir kadroları ben hatırlarım. Liverpool. Bir Ömerovic, iki Mirkovic, üç. O zaman Halil İbrahim veya şey mi 4 Osman 5 Kuzmanovski 6 Melih Tuncay Saffet Ergun git böyle. Bu iz bırakıyorsa bu hoca da bir şey vardır bir sistem vardır ama Türkiye'de gitme. Ya ben büyük hoca yapmıyorum böyle Saki yapmıyorum yani Guardiola veya şey. Ama yani bu insanlar atılıyor bir şekilde. Şimdi onun bilmiyor diyor futbol adam. Bu bence doğru yani. Bilmiyor ya. Şimdi şunu söyleyeceğim. Teo geçiyor. Sherlock geçiyor. Yani adama yıldığınız şey ya. 3 milyonu geçti. Sherlock'la ilgili bir şey söyleyelim. Ya Sherlock 3 milyon 200 bak Trabzonspor taraftarının gücü ne? Herkes 1 euro verse biz alırız onu değil mi? 3 milyon 200 bin daha bu da herkes değil. Instagram'da yorum yapıldıysa. Şu anda belki 3,5'a dayandı. Sherlock'u biz birer euro verse biz alıyoruz bak. Ama çok da şey yapmayalım yani. Antrenmanları başladı galiba Leipzig'in. Yani sıkmayalım yani. Olursa olur. Yani bunun çok da şey yapmaya gerek yok. Adamı bezdirmeyin yani. Gelirse gelir. Biz bir attık bundan 1,5-2 ay önce. Dedim ki ben olsam Sherlock alırım. Bir furya koptu gitti. 4,5 deniyor mesela. Bu Türkiye'de çok çarpık rakamlar var. Benim baktığım 70 bin euro haftalık kazanıyor. Çarpı 52-3640 eder. O da brüt Almanya'da. 4,5'a nereden çıkıyorlar bilmiyorum. Teo ile ilgili bir şey diyeceğim. Barcelona altyapısı. Barcelona altyapısı var. Fiorentinalar, şunlar bunlar. Yine 91 doğumlu. Ya yok mu daha genci? İyi görünüyor videolarda. Fakat daha gencini alamayız mı ya? Yok mu ya? Lobanitse'yi alsak ne olur yani ya? Bu ülkede zaten dediğim gibi garantisi yok şampiyonluğun. Şimdi Türkiye'de İstanbul takımları olsa al gözünü karart al. Yani bir şekilde seni tutarlar. Yaparlar yani bir şekilde. Ama Trabzonspor zaten 1-0 geride başlıyor. Camia içinde kopuk zaten. Şimdi ya Trabzonsporlu kardeşimiz attı. Ya biz yanlış algılama da yapıyoruz. Mesela attı şeyini. Abi diyor mesajlaşmayı attı bana yani WhatsApp'ta. Yani hakaret etmiyor, hakaret algılıyor. Ya nasıl desek? Ya şimdi ondan sonra örneklemeler yanlış. Yani şimdi iç piyasa başka. Şimdi mesela oyuncuları biz satıyoruz. Uğurcan işte para için satılıyor ama sen iç piyasada o zaman bunu kaldırmıyor. Ya bu iç piyasada size bir örnek vereceğim ya. Çok bana göre absürt. Mesela ben şeyi anlamamışımdır. O zaman da sorgulamışımdır. Ya Şenol Güneş top oynarken kaleciyle hatırlıyorum ya yalnızsam biri düzeltsin. Ya bizim bu Trabzon'un işleri çok tuhaf. Diyorum ya ben her zaman Trabzon'a. Bu Trabzonspor açtı. Tutamıyorlar. Yani Trabzonspor'u
yönetemiyorlar yani bazı insanlar artık. Mesela Şenol Güneş'in o zamanlar ne alaka ya? Ankaragücü ya ben küçük görme babında değil ha. Ankaragücü'nün o top oynarken hatırlıyorum 85-87 arası adı geçerdi. Hatta Ankaragücü niye aklıma geldi? Oradan mı söyleyeceğim? Ya Hüsnü abi. Hüsnü Özkara. Ya Ankaragücü'ne niye gider? Bu Fenerbahçe'ye bir çamurlu havada 1-0 yeniliyorduk. Siyah beyaz. O attıydı galiba. Böyle bir geldi topun gelişine bir vurdu. İstanbul'da 1-1 bitmişti maç. Mesela yani bizim kafamızla mı çalışmıyor? Yani Ankaragücü Trabzonspor o zaman ne kadar para verebilir? Hüsnü abi şeye gidiyor. Ankaragücü'ne. Anlaşılacak gibi işler yok yani Trabzon'da. Yani bu nesil hani şampiyonluk bekliyorsunuz ama ya burada anlatsam diyorum ya bazı şeyler kitap olur ya hakikaten küçük bir kitap olur ya. Yani yapılan işe icraata bakıyorum. Saçma saçma. Yani bir yönetim bu yönetimle alakası yok. Alıyor parayla şampiyon olunacağını sanıyor ya. 40 milyon euro mu harcıyor ne işte. Varis Majid'ler 6-900 veya bir yönetim Sefa Yılmaz işte 3,5 milyon euro. Yani öyle yanlış transfer politikaları ki bu yönetim 3 tane santrafor alıyor diyelim. Hepsini söyleyelim de yani tarafımız belli olmasın. Benim tarafım Trabzonspor'dur. Kim de doğru yapıyorsa söylerim. Bu yönetimin artıları var tabii. En azından 6 yemelerden Trabzonspor kupa aldı, bir yerlere geldi, çıkardılar. Ama yanlışını da söyleriz. Biz o yanlışı onlara bir şeyimiz yok. 3 tane santrafor yanlış olur mu? En sonunda bir tanesi yarım. Sonradan aldı çıkardı onu Abdullah abi. Yani bu kadar çarpık düzende biraz sakin olun. Sabırlı olun. Olursak olur. İnşallah gör. Elimden gelse şu şampiyonlukta benim gördüğüm şampiyonlukları seversen. Bu 84'tekini. Vallahi ya çok takmayın kafaya. Takmayın. Üzülmeyin. Boşver. Bu ülkenin futbol iklimi böyle. Ne yapacağız şimdi yani? Böyle. Bir başarı da yok. Dediğim gibi git Kosova'ya, Makedonya'ya, Bulgaristan'a git ya belki de. Bulgaristan'da da senden daha çok futbolcu var ya. Sen 80 milyonsun ya, 80 milyon ya. Uğraşıyorsun ki yabancı kuralına bakın ya. Komedi ya. Başınızı ağrıttıysam, sürçülisan ettiysem affola. Allah'a emanet olun. Sevgilerimle, saygılarımla. Hayırlı günler. İzlediğiniz için teşekkür ederim.